hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün Artvin'imizdeyiz. Dağlarıyla, akarsularıyla, nehirleriyle göz bebeğimiz Yusufeli'mizdeyiz. Ve bugünkü programımız kapsamında da yeni Yusufeli'nin problemlerini, sorunlarını, burada esnafımızın, vatandaşımızın taleplerini, dileklerini dinlemek üzere burada heyet halinde yine daha önceki programlarımızda olduğu gibi yine Yusufeli'ne geldik ve burada toplumun, vatandaşımızın tüm taleplerini dinlemek ve onlara çözüm bulmak üzere de istişarelerimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii yine çok önemli bir proje, hem ülkemiz adına, hem Artvin'imiz adına, hem de Yusufeli'miz adına Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz dünyanın 5. en büyük barajı olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yaptığı ve bu kapsamda da Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizi artık son safhaya geldik. İnşallah Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle büyük bir coşkuyla hem barajımızdaki ilk su tutumunu, diğer taraftan da yeni yerleşim alanında vatandaşlarımızla hasbihal etmek, kucaklaşmak üzere Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle törenimizi gerçekleştiriyor olacağız. Tabii Yusufeli'ndeki baraj dünyanın 5. büyük barajı olması dışında da 2,5 milyon vatandaşımıza enerji ihtiyacını karşılayacak önemli bir şaheser. Bu anlamda da vatandaşımızla birlikte devlet, millet dayanışmasının en önemli örneğini de bu baraj yapımında göstermeye çalışıyoruz. Kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı ve topyekun vatandaşımızla nasıl bir afette, selde beraber olduysak, İSKEN projesinde de vatandaşlarımızın yeni yerleşim alanında mutlu, huzurlu bir şekilde yerleşimini sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle burada konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Tabii yapmış olduğumuz proje aslında bir Türk mucizesi diye ifade edeceğimiz önemli bir şaheser olacak. Yusufeli'miz tabii geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınma da son olacaktır ve yeni Yusufeli'ni burada gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Tabii bu projeye başladığımızda nasıl yapacaksınız diye aynı eleştirileri bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk. Evelallah yaparız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık. Yeni Yusufeli'ni de ve barajımızı da yapacağız, teslim edeceğiz demiştik. Hamdolsun devlet su işlerimiz bu süreci tamamladı. TOKİ'miz yeni yerleşim alanlarının inşasını tamamladı ve huzurlu bir şekilde de vatandaşlarımızın taşınma sürecini yürüteceğiz. Tabii biz hep söylüyoruz, gücümüzü milletimizden, devletimizden alıyoruz. Ecdadımız, atalarımız bu topraklarda gerçekten büyük mücadeleler verdiler. Bu dağlar Fatih Sultan Mehmet'in Erzurum üzerinden geçerek Trabzon'u fethetmek için yol yürüdüğü alanlar. Yine Kanuni ve Yavuz'un Doğu Seferi'ni yapmış olduğu dağlar, bu dağların eteklerinden bu seferler yapıldı. Yine Yusufeli'ne baktığımızda aslında Demirkent beldesine gittiğimizde orada 1549'a varan mazimizi görüyoruz. Kanuni dönemine uzanan bir camimiz orada. Ve biz de ecdadımızdan aldığımız değerleri, tarihi eserleri yine koruyacak anlayışla yeni yerleşim alanının inşasını, ihyasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.